Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok harika bir kitap tanıtacağım. Ee, bu kitap böyle çok okumadım video çekmek için. Yani okudum size anlatacağım fakat bu kitap biraz işlevli bir kitap. Yani birazdan anlayacaksınız. Neyse. yanında böyle bir dergi geldi. İçinde kitap önerileri falan var işte. Bu çok önemli değil. Yani videomuzda çok attım kenara. <laughs> Alakası yok ve... Biraz daha kitap gelecek onları da tanıtacağım. Çok güzel kitaplar gelecek. Hatta belki şu an bile gelebilir. Yolda İzmir'de kargo. Yani belki video kapı bile çalabilir. Gelebilir. Hemen başlayalım. Bu kitabın yazarı yok. Bu ne diyebilirsiniz. Evet bu yazarı fakat şöyle bir yazar. Hazırlayan gibi de düşünebiliriz. Çünkü adı üzeri kendi, kitabını kendin yaz. Yazar size bir konu vermiş ve bu konuyu ilgili hikaye yazmış. Bu hikayenin devamını siz dolduruyorsunuz. Yani bu karakterlerin adını, özelliklerini, karakterlerin sevdiği şeyleri. Böylece ana konuyu siz belirlemiş oluyorsunuz ve en sonlar şimdi ya bir spoiler olmasın. Ama söyleyeyim en sonunu siz belirliyorsunuz. Yani kitabın yazarı sizsiniz. Ben burada kal. Ya burada kalmadım da. Gir. Baştan başlayalım neyse. Yazar gerçekten çok şakacı ve hoş yani güzel. Bu bir şey tatmam ödevini bitirmeden olmaz. Burada taklit etmiş onları. Yazar adını söylemek istemiyor. Ben de okuyamıyorum zaten. Kendine Oğuz diyor. Son üç harfini söylüyor kendi adında. Kendine öyle bir lakap takmış. İnsanlar herhalde küçükken ona çok dalga geçmiş adıyla. İşte kitabınızın başlığını yapıyorsunuz. Yazan. İtaf. Asla kitap yazmayacağım. size Gelecekteki hayranlarıma. Böyle de notlar düşüyor. Dik notlar. Açıklıyor. Özlü sözler. Yani bir kitap yazmak istiyorsanız da gerçekten bunu öneririm. Çünkü kitap yazmakla ilgili her şey var. Ben de kendimden biliyorum. Gerçekten güzel yer. Ben de kitap yazıyorum. İşte bu sayfanın bomboş olduğunu hayal edin. Mesela kitabı sayfaları çeviriyorsunuz. Kitap boş ne oldu kızıyorsunuz. Kay kendi kitabını kendin yaz. Ay, kitabın neydi unuttum. Kendin, kendi aklınızdan yazılmıştı. Pardon unutmuşum. Öyle öyle öyle. İşte burada hikayenize konu seçebilirsiniz. Bu kitap aracı. Ben yazmam gereken burası olduğu için buradan başladım. Birkaç söz söyleme şansınız. Yolla gelsin diyebiliriz yani mesela. Başlıyoruz. Bayağı şey var yani. Bu kitabın yazarı yok. Am yazar <laughs> hazırlayan işte bu adam. Adını okuyamadığım adam da öyle diyor ama gerçekten dolu bir kitap. Ya bayağı şey yazmış. Siz sadece böyle adları falan yazıyorsunuz. Gerçekten de hoş bir kitap. Tabi kendinize bir şeyler etkiliyorsunuz. Burada hikayeye ilgili konular. Yani ana konusu yazar olmak isteyen bir insanın yaptığı şeyler. Ee, güzel yanlarına gelelim işte. Siz buraları dolduruz. Böyle böyle böyle. Bayağı işlevli bir kitap. Ve ben bunu tavsiye eden edilen fiyatı 20. 22 liraya aldım. Zaten yanında dergi de geldi. Gayet hesaplı. Kitap ayracı da güzel. Kapağı da bu kitabın güzel ve yazar güzel kitaplar yazdığını düşünüyorum. Bu Yazarın kitaplarını alacağım. Almanızı tavsiye ederim. Belki bu kitapla ilgili devam videoları da çekerim ve gerçekten yani dediğim gibi çok güzel kitaplar geliyor. Ad vermeyeceğim. Onların da videosunu çekeceğim. Like atmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da yazın arkadaşlar. Almanızı öneririm. Hoşçakalın.